bugünkü deneyimizde sıcak havanın hareketini gözlemleyeceğiz. Bunun için iki tane pet şişeye balonlarımızı geçirdik ve bu pet şişeleri de bir kabın içine yerleştirdik. Şimdi yan tarafta hemen buzumuz var. Bir kaba buz, diğer kaba ise kaynar sıcak su koyacağız. Bunun için bir büyüğünüzden yardım alacaksınız bu deneyde. Şimdi dilerseniz başlayalım. Şimdi bir kabımıza buzu yerleştirdik. Diğer kaba yavaş yavaş sıcak su ilave edeceğiz. Bakın balonlardaki değişikliği görelim. Sonra birazdan yerleştiririz. Gördünüz mü? Yetsin. Şimdi bir bakalım. Sıcak su koyduğumuz balon, bakın içi havayla dolarken soğuk su koyduğumuz balonda herhangi bir değişiklik yok. Hatta içindeki hava da gitmiş gibi gözüküyor. Şimdi yer değiştirelim. Bunu soğuk kaba alacağım. Mavi balonu ise bu tarafa alalım. Burada beklesin. Şimdi sıcak suyun içinde bekletelim. Bakın birkaç saniye içerisinde mavi balona da sıcak hava doldu. Gördüğünüz gibi. Şurada bırakalım. Belki daha iyi görünecektir. Buzlu kabın içindeki balon ise tekrar hava kayboldu gibi gözüküyor. Bunun nedeni nedir sizce? Biraz daha sıcak su ilave edelim. Şimdi sıcak suyun içine koyduğumuz pet şişenin içindeki hava tanecikleri yukarı doğru hareket edip balonu şişirirken soğuk buzlu suyun buzlu kabın içine koyduğumuz pet şişedeki hava tanecikleri büzüşerek aşağıya iniyor ve böylece balonun içindeki hava gitmiş gibi gözüküyor. Yani şişenin daha altlarına iniyor. Böylece balon sönüyor. Şimdi alalım, tekrar sıcak balonun içine koyalım, sıcak suyun içine koyalım ve bakalım. Bakın anında değişiklik oluyor. Bu deneyi siz de yapabilirsiniz. Yalnız dediğim gibi bir büyüğünüzden yardım alınız.